Selamlar dostlar. Bugün sizlere yeni DLC ile gelen Osmanlı'daki bir durumu anlatacağım. Merak edenleriniz olmuş. Nasıl geliyor? Nasıl bu canavar kadın nasıl geliyor? Darüşşeh var. Birinci Darüşşeh var. Nasıl geliyor? Hemen anlatalım. Oyun board arada Osmanlı için şu an için düzenlenmesi gereken milyonlarca şey var. Ha milyonlarca biraz abartı oldu ama pek çok şey var. Ee, özellikle Osmanlı ile alakalı nelerin düzenlenmesini gerektiğini söyleyeyim. Bulgaristan ya geliyor ya gelmiyor keyfek eder. Ee, Fransa'dan Suriye isterseniz ona bir şansınız var ya da yok. Ee, ve Sadapak Paktı e, şimdilik kurulamıyor. Yani ben ilk oynadığım versiyonu kuruluyordu. Şu an kurulamıyor. O yüzden şimdilik Osmanlı'yı birazcık e, oynamayın. Kanser olma şansınız var. Lakin e, hatfikslerle rahatlıkla üstesinden gelirler. E, neden bu kadar ben power var? Dünyayı anlatsaydım çünkü. Hızlıca zaman geçsin 43'ü göreyim diye. Dostlar. Öncelikle bu hanımefendinin gelebilmesi için e, Osmanlı'yı kurmanız lazım. İkinci Abdülmecid'in başta olması lazım. Ve e, o kadar. Yani sadece Anadolu'da bile kalsanız olur. Bu hanımefendinin verdiği buff'lar oyunda hiçbir ama hiçbir liderde olmayan bufflar. Yani şu ana kadar oyun tarihindeki, ...Hoydor tarihindeki en bozuk şeye bakıyorsunuz. Stability, War Support, Uyumluluk, Political Advisor Calls yarı yarıya. Bakın bu çok önemli. Yarı yarıya. Army Chief, Air Chief, Navy, High Command. Nedir abi bu? Canavar. Ayrıca halifelikten gelen bufflar da var. Yani bu hanfendi kısacası makine. Yani verdiği buff'lar yüzünden. Şimdi. Abdülmecit 42'nin sonunda rahatsızlanıyor. Diyelim. Yani Bir şekilde gidiyor. Burada yazan yazıyı çevirirseniz görürsünüz. Bir şekilde gidiyor. Ve siz eğer Osmanlı'nın decision'ını zamanında onayladı iseniz. 120 political puan verip taxation yani tahta kadınların da geçebileceği yasayı onayladıysanız. 43'ün sonunda şey 43'ün başında yani 42'nin sonu 43'ün başında böyle bir eventle karşılaşıyorsunuz ve size seçenek soruyor. Diyorsunuz ki Long Niye Sultanı ya da hani Türkçesiyle Sultan Yeni Sultan ya daha doğrusu Sultan'a nedir ya? <laughs> yani Sultan çok yaşasın. Hani kadın bir padişah. Padişah da değil Sultan. Diye bir optionınız geliyor. Ve başa geçiyor. Ya da ben e, sevmiyorum. Hani kabul edilemez diyorsunuz. Ve bir erkek gerek diyorsanız. Mehmet Esat Paşa'yı da alabilirsiniz. Yani kendisinin çok güzel buff'ları var. Yani kıyaslama yapılamaz bir e, arasındaki bir... Yani yapılamaz. Kıyaslama yapılamaz. E, bu gördüğünüz avanta e tıkladığınız anda da... Sultan çok yaşasın diyorsunuz. Ve size bu gördüğü canavar buffları veriyor. Bakın buradaki her şeyi bir sineye çekerim. Bakın gerçekten yani her şeyi anlayabilirim. Lakin uyumluluğu 0.25 vermek nedir? Göstereyim. Sizin buradaki uyumluluk haritanıza. Bakın düşüş hızına bakın. Artış oranına bakın. Görüyor musunuz? Yani bu kadın burayı uçuruyor ya uçuruyor uçuruyor dostlar. Yaklaşık 100 güne %25 uyumluluğa getirebiliyor. Bakın bu çok önemli bir buff. Artış hızına bakın. Görüyor musunuz? Zamanın geçtirmesini. 30 vuruyor her gün. Her gün 30 vuruyor. 0-30 vuruyor. Ve bu hani azın azımsanmayacak bir buff. Gerçekten çok büyük. Ve tabi dolayısıyla işgal ettiğiniz her toprak aslında sizin oluyor. Osmanlı kursanız da kurmasanız da. Yeter ki sen oraları işgal et. Ben power ben veririm diyor. Aynısı Turan'da da var. Lakin ben hiçbir şey yapmadan bu buffları da alabildiğini gördü ya yani bu gözler. Ben bunca hani oyun oynadım hani Hoy 4'te bu kadar oyun oynadım. Turan'dan daha bozuğunu şimdi görüyorum. Ve hani e, var support, stability bunların düşmesinin imkanı yok. Verdiği batlardan Ve mobilization speedy olduğu için asker alım yasasını daha da hızlı arttırıyor. Ayrıca e, advisor kurslarda istediğin gibi kafana göre hani advisor değiştirebilirsin. Hani canım mı sıkıldı? Al bir hani military, şey, ne der onu? Askeri fabrikacı, ya da finans expert. Al bir dönem bunu kullan. Al bir dönem bunu kullan. Ucuz bedava. Ve hani diğer her şeyde buffı var. Hanımefendinin. Ve hani en bozuk kısmı e, stability war support'a hiç takılmayın. Onları zaten e, şey yapıyor hani. Türkiye'nin verdiği kendi buff yapıyor. Ama üzerine bir de uyumluluk ve advisor cost olunca bir de halifelik gibi bir makamın da sultanımızda olduğundan dolayı hiç hareket etmesin haftalık 3500 men power almak ne demek? Yıla vurun haftayı çıkartın anlarsınız demek istediğim rakamı. Ben ee, ben de merak ediyordum. Yani kafayı yedim. Yok şuradan gelecek, yok buradan gelecek. Ben bir şeyi yanlış mı yapıyorum? Event mi çalışmıyor? Meğerse sabredip beklemek gerekiyormuş. Yani güzel, kesinlikle güzel bir yol. Deneyebilirsiniz ama hala daha Osmanlı'yı oynamamanızı tavsiye ediyorum. Hat fix gelene kadar. Bulgaristan, e, Suriye, Vichy Fransız vermiyor ve fokusları çok uzun. Yunanistan'da telef oluyorsunuz. Çok sıkıntılı. E, Afganistan, Afganistan, İran ve Irak fokusta yazdığı gibi gelmiyor. İlk zamanlar geliyordu ama artık gelmiyor. Bunlar düzelsin, sakin sakin en güçlü yolu oynayın. Bakın. Ben bu kadının hani başa geçmemesinden dolayı dedim. Osmanlı çok çok zayıf durumda. Bir de o baklardan dolayı. Lakin Turan'la yarışabilecek tek güç. Bakın late oyunda iki. Dedik ya hani iki farklı e, süper güç oluyor. Birincisi hani Almanya'nın dünyayı hızlıca fethetmesi ya da late Amerikası gibi değil mi? Birincisi Turan oldu. Dünyanın yani o bütün her yere yayıldıkça uyumluluk bafından ve nan nüfustan dolayı Artık ikincisi bu abi. Osmanlı'da Sultan. Hani. Evet e, kısacası anlatmak istediklerim bu kadar da. Kesinlikle kendisini e, bekleyip alabilirsiniz. 42'nin sonunda e, Abdülmecit ve yani Abdülmecit gittiği vakit kendisi kızı bu arada kendisi bu geliyor ve gayet de ilgi satları var deneyin bozuk çar e, nerf gelmesi lazım <laughs> yani ne yapıyorsunuz <laughs> bu çok çok dehşet bir şey. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz like atarsanız ve kanala abone değilseniz abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Görüşmek üzere efendim. Kendinize çok çok iyi bakın.